farklı bir insansın. Şimdi ise bambaşka. Gerçekten bu kadar değiştin ama mi? Ama çok güzel bir kız olduğunu söylemekten çekinmem. Gerçekten öylesin. Teşekkür ederim. Bu kızın annesi, annenin elinden neşesini, umudunu, her şeyini, hatta aşkını bile çaldı. Bir bakalım neredeyim, şu an Aman'ın evindeyim. Aman'ın yaşadığı yeri nereden öğrendin ki? Miti bir şeyi kafasına koyarsa mutlaka başarır canım. Bak, kim geldi? Eminim bir şey olmuştur. Yoksa Aman böyle bir şey yapmazdı. Yani önce söz verip sonra seni ekmezdi. Yubi, beni eve bırak. Ha, evet, iyi düşündün. Ben seni Aman'ın evine götüreyim, güzelce oturup konuşun. Yubi, beni kendi evime bırak. Dur, sinirlenme. Kesin bir yanlış anlaşılma oldu. Sana beni kendi evime bırakmanı söyledim Yubi. Dur Mukta, öfkeyle sakın karar alma. Yuvi, beni evime bırak diyorum. Emin misin sen? Yuvi, beni evime bırak diyorum sana. Tamam, peki. Tamam. Muku Muku, telefonun. Telefonun. Ha? Aman'la konuşayım mı? Hatta istersen şimdi ben arayayım onu. Yubi, Aman aramaya kalkma sakın. Muku Muku, eğer sen böyle keyifsiz olursan ben bütün gece uyuyamam ki. Lütfen neşelen. En azından bir kerecik gülümse. Bak, eğer bir şey istersen mutlaka beni ara, tamam mı?
İyi geceler. Mukta kızım, ben de seni bekliyordum. Sen şimdi hemen odana geç, ben sana yemek yollarım. Ne oldu kızım? Haklıymışsın büyük anne. Çok doğru söylemişsin. O Mitty, annesinin anneme yaptığının aynısını şimdi bana yapıyor. Tanrım sen koru. Telefonu niye açmıyor? Mukta, lütfen aç şu telefonu. Sana her şeyi açıklayacağım. Mitty'nin başı dertteydi, o yüzden gelemedim. नन्हे नन्हे से हाथों में गुड़िया पुरानी किस्मत अपनी तो जैसे